Rusya lideri Putin 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldikleri anlar da pek çok yorumlara sebep oldu. Şimdi Haber Global Dış Haberler Müdürü Süheyla Demir yanımda konuşacağız. Süheyla merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Aslında tabii ki sadece Kuzey Kore değil, 3 günü kapsayan bir Asya ziyareti. Evet, Asya turu. Asya turu zamanlaması önemli, duraklar önemli, alınan kararlar, imzalanan anlaşmalar. Putin için zaten sembolizm her şey. Hele bir de Batı tarafından izole edildiği Ukrayna Savaşı nedeniyle böylesi bir dönemde gittiği ülkeler, ki ülkesinden az çıktı son dönemde dışarıya Putin. Evet. Ve belirli ülkelerde tam bu noktada bunlar. Zamanlama konusunu vurguladın. Neden şimdi? Neden? Birincisi. Neyi amaçlıyor Putin? Bu ziyaretlerin önemi ne? O karşılaşmalara ilişkin ilginç anlar, görüntüler de var. Onları da konuşacağız, ekrana rica edeceğiz ama öncelikle bu sonuçları konuşalım. Asya turundan ne gibi sonuçlar çıktı? Evet. Bu tur genel olarak sadece Kuzey Kore'ye yaptığı değil, bütün tur nasıl karşılandı dünyada? Bunları da rica edeyim senden. Evet, neden şimdi bu Asya turunu gerçekleştirdi diye soracak olursak, bir Ukrayna Savaşı var, malum devam ediyor. Orada cephede Rusya zaten avantajlı pozisyonda ama evet. Müzakereler Rusya'nın istediği koşullarda başlamıyor. Birincisi, bu Ukrayna Savaşı devam ederken Rusya'nın izole edilmesi yönündeki girişimlere Putin bir tepkiyle karşılık veriyor. Diyor ki benim hala görüşebildiğim, işbirliği yapabildiğim ve Batı'nın sistemine meydan okuma şansını kullanabildiğim ülkeler var. Bu ülkelerden biri tüm dünyanın, özellikle de Amerika'nın, Güney Kore'nin, Japonya'nın baş belası tırnak içinde diye tanımlayabileceğimiz Kuzey Kore. Diğeri de Batılı ülkelerin de işbirliklerini genişletmek için can attığı, Çin'in de biraz sorunlar yaşadığı Vietnam. Şimdi böylesi önemli duraklar. Peki Kuzey Kore ziyaretinden neler çıktı? Şimdi malum iki ülkenin de çok fazla önemli ortak noktası var. Rusya ve Kuzey Kore, Batı'nın yaptırımları ve evet. tek taraflı yaptırımları karşısında sıkışmış, ezilmiş durumdalar. Kader birliği yapıyorlar. Dolayısıyla bu onları yaklaştırıyor. Zaten son dönemde de Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'da giderek tükenen cephanesini geliştirmesi, güçlendirmesi için ona alttan alta destek veren bir ülkeydi. Hı hı. Bir anlamda iade ziyaret, bir teşekkür ziyareti de oldu bu Putin'den Pyongyang'a yapılan bir ziyaret. Bu savunma anlaşması da zaten çokça dikkat çekti. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin bu konuda büyük endişe taşıdığı yönünde bilgiler hemen geldi ardından. Bu tepkileri de elbette detaylandırmanı rica ederim. Evet. Evet, şimdi bir iki ülke arasında karşılıklı savunma anlaşması yapıldı. Hı-hı. Aslında canlandırılan, yenilenen bir anlaşma. Evet. Hiç yoktan var edilen bir anlaşma olmadığını izleyicilerimize aktaralım. Yenilenmesi çünkü, bile büyük bir gelişme. Büyük bir gelişme çünkü Sovyetler Birliği döneminde 1960'larda iki ülke yine ortak tehditlere karşı bir karşılıklı savunma anlaşması imzalamıştı. Hı-hı. Detaylarını çok net bilmiyoruz. Bilerek bunlar gizli tutuluyor. Olağan karşılaştığımız şeyler. Ama özetle amacı, hedefi şu. İki ülkeden herhangi biri askeri saldırıya uğrarsa üçüncü ülke tarafından, hı. diğeri bütün imkanlarıyla askeri şekilde onun yardımına koşacak. Bir anlamda NATO'nun birimiz hepimiz, evet. hepimiz birimiz prensibine karşı, ama sadece iki ülke arasında. Şimdi bu dediğimiz gibi kimi hedef alıyor? Amerika'yı mı? Öncelikle belki de Güney Kore'yi ve hatta belki de Japonya'yı. Onlar da zaten korkuyordu. Korkuları vardı bu ilişkiden. Şimdi daha da bu korku artacak. Amerika Birleşik Devletleri de zaten Güney Kore ve Japonya'nın korkularında haklı çıktığına yönelik bir takım yorumlar yaptı, evet, öyle değil mi? Amerikan basınında bu anlaşma böyle yorumlandı. Çünkü gerçekten de orada kurulmak istenen bir denge ya da sağlanmak istenen bir barış sürecinde, ki zaten bu süreç artık çok uzun zamandır geri planda, artık müzakereler yok. Bütün ilişkiler Güney ve Kuzey Kore arasında sıfırlanmış durumda. Evet. Çok daha fazla askeri gerilim, nükleer gerilim Kore Yarımadası'nda artmışken denkleme ne oldu? Bir anda Rusya girdi. Ve Güney Kore'ye şu mesajı açık açık verdi Putin. Eğer Güney Kore'nin Pyongyang'a, yani kuzeydeki komşuna saldırma planı yoksa, bu anlaşmayla ilgili endişelenecek bir şey de yok dedi. Ama varsa. Ama saldırı planları varsa korkabilirler. Bizim müttefikimiz diyerek. İşte şimdi zaten Putin Ukrayna Savaşı'nı da hep şöyle gerekçelendiriyor ya. Yeni bir dünya düzeni yaratacağız ve o yeni dünya düzeninde Rusya da eşit, etkili bir ortak olacak. Oyunun kurucularından sayılacak. Bu yönde de adımlarını atıyor. Bu yönde de adımları Asya'da çok hassas bir coğrafyada atıyor.
Tek sonuç bu değil. Yaptırımlara rağmen Rusya Kuzey Kore ile ekonomik ilişkilerini sürdüreceğini teyit etmiş oldu. Ki zaten özellikle 2022 yılından beri Rusya'nın bu Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına uyup uymadığı konusunda şüpheler, belirsizlikler çok artmıştı. Hatta belgelenmişti bu yaptırımların delindiği petrol ihracatı başta olmak üzere. Ve zaten Kuzey Kore'den de silah alımı yaptığı gizlice. Bunlar da kanıtlanmış, belgelenmiş diyelim durumda. Şimdi bu da Batı'yı çok düşündürüyor. Evet. Çünkü bir yaptırım politikası uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler. Rusya'nın desteğiyle Kuzey Kore bunları bypass edecek ya da kendi çıkarına doğru çevirecek. Dolayısıyla bu noktada gerçekten de uluslararası sistemde dengeleri değiştiren bir adım ve karar oldu diyebiliriz. Peki nükleer doktrin konusunda bir takım gelişmeler var mı? Şimdi Putin Vietnam'ı da ziyaret ettikten sonra dün kameraların karşısına geçti. Mesajlarını bu kez açık açık verdi. Biz sembolik adımlar, anlaşmaları konuştuk ama bir de Putin'in çok açık mesajları vardı, sözleri vardı. Onlardan biri de nükleer doktrinle ilgili, Rusya'nın nükleer doktrini. Şimdi bu nükleer doktrin her başkanın yeniden göreve geldiği dönemde yenilenir. Gerekirse güncellenir, gerekirse sertleştirilir ya da yumuşatılır ve Putin de malum yeni bir zafer kazanmış lider olarak şunun sinyalini verdi. Biz nükleer silahları kullanma koşullarımızı içeren, belirleyen doktrinimizi değiştirebiliriz. Çünkü topu Batı'ya attı. Batı ülkeleri kendi nükleer silah kullanma eşiklerini düşürecek ve Rusya'ya doğrudan tehdit oluşturabilecek adımlar atıyorlar. Biz bunun farkındayız. Bu nedenle biz de daha düşük seviyelerde ya da koşullarda nükleer silah kullanmamızı mümkün kılabilecek bir doktrin güncellemesine gidebiliriz dedi. Karşılıklı olarak bir takım adımlar atılıyor, söylemler gerçekleştiriyor. Evet. Ama şu önemli, bizim önleyici bir nükleer saldırı yapmamıza gerek yok dedi. Yani biz ilk saldırı bizden gelmeyecek, biz önleyici saldırı yapmayacağız. Ama bize bir saldırı olacaksa, bunun istihbaratını ya da işaretini alırsak, o zaman düğmeye basarız ve koşullarımızı da değiştiririz diyerek gerçekten de işte bir stratejik istikrar diyoruz ya. Evet. Stratejik istikrar nükleer savaş çıkmamasına dayalı istikrar. Evet. Bu konuda çok önemli bir mesaj verdi. Peki Vietnam'ı da konuşalım. Vietnam ziyareti de elbette Kuzey Kore kadar önemli, öyle değil mi? Görüntülere bakalım mı? Doğrudan Vietnam'a geçelim mi? Çünkü bir de konuşulan görüntüler vardı. Tamam. Kuzey Kore lideriyle olan görüntülere bakalım. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra Vietnam ziyaretini konuşalım. Bir limuzin görüntüsü var hatta. O görüntüyü bir rica edeyim yönetmenim Candan. Evet, çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi karşıda geliyor görüntüler. Bu görüntü nasıl bir görüntü? Putin Kuzey Kore'ye gitti ama eli boş gitmedi. Bir hediye ile gitti, bir limuzin. Putin'in yapımında ne diyelim, lider olduğu bir Rus malı lüks sınıf araç. Bunu kime hediye etti? Kuzey Kore liderine. Ki zaten Kuzey Kore lideri de lüks araçlara, özellikle limuzinlere tutkusuyla biliniyor. Çok düşkün. İşte bu Aurus marka Rus aracını hem Putin direksiyonun başına geçti, hem Kim Jong-un güle oynaya, tırnak içinde düşman çatlatarak böylesi bir reklam ve dostluk gösterisi de sergilediler. Yani 24 yıl aradan sonra yapılan ziyarette şu görüntünün gelmesi de gerçekten ilginç. Ben şeyi merak ediyordum. Genelde Kim Jong-un yurt dışına gittiğinde onun aracının çevresinde koşan, korumalar, onunla birlikte korumalar olurdu. Bu kez o görüntüyü görmedik ama o da olsaydı hayli ilginç olurdu. O görüntünün olmaması ya acaba çok güvenden mi kaynaklanıyor? Tabii kendi ülkesinde zaten. Zaten genelde öyle. Yurt dışına gittiğinde öylesi bir etten güvenlik duvarı örüp ortaya da çok enteresan görüntüler çıkıyor. Arabayla birlikte koşan insan görüntüsünü izliyoruz. Ama kendi evinde dostum dediği, gerçek dostum dediği bir liderle böylesine hediyesiyle beraber duymamış. Peki diğer görüntüyü de rica edeyim hemen o ilginç anlara dair. Evet. Tabii ki kırmızı halılar çok dikkat çekti. Ve sadece kırmızı halılar değil, bir parkta yürüyüşlerini göreceğiz. O parka gül yaprakları dökülmüş. Gül döktüm yollarına sözü. Gerçekten iki aşığın romantik buluşması gibi çok güzel detaylar vardı. Yani en üst düzeyde hürmet gösterildi, sevgi gösterisi yapıldı. Çünkü Kuzey Kore gibi kapalı, dışlanmış bir ülkeye böylesi önemli bir lider gelince... Karşılamada çocukların da bu şekilde sevgi gösterisinde bulunuyor olması, işte Rusya bayrakları, çiçekler, yapılan gösterilere bakınca... Gala konseri.
konser, yani gerçekten ne kadar önem verdiklerini de görüyoruz. Evet, yani üst düzeyde olabilecek en iyi şekilde, çok abartılı, çok şaşalı. Çok zaten Kuzey Kore denilince abartılı, coşkulu, doğru, kutlamaları, senkronize kutlamaları biz biliriz. Bu Putin'den de esirgenmedi en üst düzeyde. Ona da bu jest yapıldı. Hediyeler de oldu tabii ki. Bir köpek hediyesi de vardı, öyle değil mi Süheyla? Evet, çok tatlı beyaz köpeklerin hediye edildiğini gördük Putin'e. Evet. O da gerçekten de güzel bir detaydı. Baktığımızda işte böylesi sadece tarihi ve sembolik kararlar, adımlarla değil, akıllarda, evet, da kalan görüntülerle yapılmış bir ziyaret oldu Kuzey Kore'ye. Son bir görüntü daha rica edeceğim. Vedalaşma görüntüsü. Evet. Gerçekten üzerine konuşmamız gereken bir detay daha. Şimdi gecenin 3'ünde havalimanında karşıladı bizzat Kim Jong-un. Uğurlamada da bizzat yine havalimanına gitti. Hı hı. Bakın çok uzun uzadıya iki lider birbirlerine el salladı. Öyle ki Putin uçağa bindi. İşte uçak koltukta, penceresinden de el sallıyor. O da karşılıkla ona, Kuzey Kore liderine karşılık verdi. Ama burada ilginç nokta, Putin'in uçağa binmesi, uçağın havalanmasından sonra bile Kuzey Kore liderinin yanındaki heyetle birlikte uzun süre, dakikalarca Putin'e, evet, el sallaması oldu. Gerçekten bu görüntü de çok ilginç. Bir türlü ayrılamamışlar neredeyse. Şimdi Vietnam ziyaretine de geçelim. Bu ziyaret de önemli, evet, dedik. Bu ziyaretin detaylarını da öğrenelim senden. 2 dakika sonra da ayrılacağız. Çok hızlıca anlatalım o zaman. Trump Kim Jong-un'u gördüğünde aşka, hemen birbirimize aşık olduk demişti. Putin'le Kim Jong-un'un ziyareti de bir iki aşığın, evet, görüntülerini adeta akıllara getirmişti. Vietnam'da pek böyle olmadı. Yine üst düzey askeri törenle karşılamalar, işte çocukların ön safta olduğu kutlamalar yine oldu. Ama daha soğukkanlı bir ziyaret diyebiliriz. Fakat önemliydi çünkü Rusya ve Vietnam birbirlerinin aleyhinde başka bir ittifaka, savunma ittifakına girmeme anlaşması imzaladı. Bu çok önemli çünkü birbirlerine karşı adım atmayacaklarını, aynı çizgide her zaman olmasalar da en azından da karşı çizgide durmayacaklarını belirtiyor. Tabii ki Vietnam'a gitmesi Putin'in Batı'nın Rusya'yı izole etme politikasına da bir darbe indirdi. Çünkü Rusya yalnız olmadığını belirtti. Bakın, evet, Vietnam çok önemli bir ülke. Çünkü geçtiğimiz yıl Biden ve Xi Jinping peş peşe Vietnam'a gitmişti. Ve son dönemde Rusya liderinin de böylesi peş peşe ziyaret ettiği başka bir Asya ülkesi yok. Bu Vietnam. 12 işbirliği anlaşması imzalandı iki ülke arasında. Ve Vietnam bir yanda denge siyaseti izleyip Batı ile Amerika ile de ilişkilerini geliştirirken Rusya'yı da karşısına almayacağını göstermiş oldu. Hatırlatalım, Vietnam silah ihracatı konusunda en çok Rusya'dan alım yapıyor. Hı hı. Rusya'dan silah ithal ediyor daha doğrusu. Rusya ile ilişkileri Sovyetler Birliği'ne dayanan çok köklü, çok sağlam bir zemine oturmuş durumda. Ve Ukrayna Savaşı'nda da Vietnam'ın Rusya'yı hiç kınamadığını, en son İsveç'te düzenlenen konferansa da gitmediğini belirtelim. Tüm bunlar da Amerika'nın tepkisini çekiyor. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz.